Pokémon. Sevgili arkadaşlar selamlar, ben Muhammed İkbal Tansu. Bugün sizlerle birlikte HP 22F Display'i kutusundan çıkaracağız. Biliyorsunuz ki yarım saat önce bir canlı yayın yaptık YouTube'da ve 200 kişiye yakın kişi geldi. Chat'i okumakta vesaire çok zorluk çektiğim tek monitör olduğu için bir hafta önce bu monitörü sipariş ettim. Elime 3 gün içinde ulaştı arkadaşlar. Böyle sıkıntı çekeceğimi bildiğim için aldım zaten. Aynı monitör bende yine var arkadaşlar, o kulurlu. Şimdi bunu da kuracağım arkadaşlar. 2 monitör olacak. Bunu chat için kullanacağım. Diğerini de normal oyun için kullanacağım. Yani çift monitör yapacağız. Monitörümüz 1080p arkadaşlar. 21.5 inçlik bir boyuta sahip. IPS bir panel. Full HD Ultra Slim, yani çok ince ve çerçevesi gerçekten yok denecek kadar az arkadaşlar. Onun dışında 75 Hz bir monitör, 178 derece açıyla baktığınızda hani hiçbir şekilde görüntü renk bozulması olmuyor. Yani 178 dereceye kadar görüntü size net verebiliyor. Bunun gibi birçok güzel özelliği var arkadaşlar. Bugün çok fazla konuştum, sesim kesilebilir arada. Artık boğazım hani cidden de kötü oldu. Onun dışında arkadaşlar enerji tüketimi de gayet düşük monitörümüzün. Kutusu bayağı büyük. HP'ye ait bir monitör. Gayet güzel. Burada özel bilgiler var, o gözükmesin. Şunu hemen açalım arkadaşlar. Dediğim gibi monitör chat monitörü olacak. Monitörü normalde monitörün fiyatı 1100 lira, 1200 lira. Ben arkadaşlar indirimde 600 TL'ye satın aldım. Yani iki tane monitör bir monitörün fiyatına geldi. Çıktı. Teknik servis numaraları gibi bir kağıt çıktı. Bakayım hemen. Aynen. Teknik servis iletişim numaraları. Burada arkadaşlar bir adet güç kablomuz. Onun dışında yanından bir de HDMI kablosu çıkıyor. Çoğu monitörün yanında HDMI kablosu çıkmıyor. Bunun yanında çıkması güzel bence. Onun dışında burada işte kurulum kılavuzu, kullanım kılavuzu vesaire ıvır zıvırlar var. Yani belgeler var. Burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu direkt böyle monitöre bunu bağlayarak çalıştırmıyorsunuz. Yani adaptöre takıyorsunuz bunu. Şu parçayı monitöre bağlıyorsunuz. Yani biraz farklı olmuş. Böyle ufak bir adaptörü var. Diğer monitörlerden biraz daha farklı. Onun dışında şurada bir bandrolümüz var. Onu yırtıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir parçalarını tek tek çıkarmaya başlayalım. Burada bir ayağımız çıkıyor arkadaşlar. Ayak şu şekilde, açalım. Şöyle çıkarayım hemen. Pardon, zaten altta şey varmış ya. Böyle demir ağır bir parçamız var. Bu tutamak arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir şey daha çıkıyor. Onu da göstereyim. Açalım bunun parçasını da. Bu da ayaklığı arkadaşlar. Yani tabanı. Çok sıkıntılı kutudan çıkarmak ya. Bunu da çıkardık arkadaşlar. Şu ıvır zıvırları hemen aşağı atayım. Monitörümüz yani cidden de korumalı bir şekilde geliyor. Hani streçle bayağı kaplamışlar, ancak yine bir sıkıntı çıkabilir. O yüzden biraz endişeliyim. İlk defa sizinle birlikte açıyorum, çıkarıyorum arkadaşlar. Böyle poşetinden çıkarayım. Ya Allah, bismillah. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor, çizik vesaire yok arkadaşlar. Gayet güzel. 27 kilowatt, yani 18 watt güç tüketiyor. Şöyle görüyorsunuz zaten burada. A sertifikaya sahip, yani A artı falan değil. Size inceliğinden bahsetmek istiyorum. Ciddi anlamda çok ince, zaten görüyorsunuz. Altı biraz kalın, ancak bu kısım çok ince, o yüzden satın aldım. Ciddi anlamda çok güzel. Arkasında bir HP logomuz var. Arkasında arkadaşlar güç girişi, HDMI girişi ve eski şu görüntü portu var. Bunun ismini tam olarak bilmiyorum, tam gösteremedim. HDMI başka bir görüntü girişi ve güç girişimiz var. Bunun dışında arkadaşlar başka altında düğmelerimiz var. Ekranın parlaklığını vesaire ayarlayabilmemiz için. Onun dışında şöyle göstereyim. Burada bir HP, yani 222F model ismi var arkadaşlar. Burada bildirim ışığımız ve güç logomuz var. 75 Hz. Yüzü dediğim gibi zaten bahsettim bunlara. Bunu ek olarak bir de buraya basmışlar arkadaşlar. Pek güzel olmamış, çünkü sökünce yapıştırıcısı iz olarak kalıyor. Benim hoşuma gitmedi açıkçası. Keşke bunu yapmasalarmış.
Onun dışında monitörümüzü bir yere koyayım ben. Sevgili arkadaşlar, onun şöyle bir şey var. Onu kurabilirim. Şu nasıl kuracağınıza dair bir quick setup, yani hızlı kurulum şeyi var. Belgesi var. Buna bakarak ben kuracağım. Ancak kurmayı biliyorum zaten. Belki sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Biraz zor çünkü. Kafa karıştırıcı. Şöyle göstereyim. Bir kuralım bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Evet sevgili arkadaşlar, kurdum şu anda. İnceliğini size göstereyim. Bakın ciddi anlamda çok ince bir monitör. Benim hoşuma gidiyor. Altlara doğru kalınlaşsa da genel itibariyle panelimiz çok ince ve çok güzel kaliteli bir ekrana sahip. Ben uzun süredir kullanıyorum. Çok ciddi anlamda kaliteli ve diğer monitörlere oranla ekranı ısınmıyor. Yani bazı monitörler vardı bilirsiniz, ekranları ısınıyor. Bunda öyle bir sorun yok. Duruşu vesaire çok güzel. Ekran şöyle tekrar göstereyim. Yani şöyle yükseltme ayarımız da var. Yükseltip alçaltma ayarımız da var. Monitörümüz ciddi anlamda çok başarılı. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yanından da şöyle 3 tane aparat çıkıyor. Bunları da göz önünde bulundurayım. Videomu bu şekilde umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu akşam zaten 5'te yayın var. Umarım bu videoyu 5'ten önce yükleyebilirim. Büyük ihtimal yükleyemeyeceğim ancak. Artık sağlık olsun. Bu gece yüklerim olmadı. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.